3. Aşeyi kuruldu. 4. Elektriğe hasret olan yaylalarımıza... İnşallah 12 Haziran'la birlikte Türkiye'de istikrarın sürmesiyle yeni ve güçlü bir demokrasiye kavuşacağız. Siyasi hayatımız çok daha demokratik bir hale alacak. Anayasayı yeniden yazacağız. Bu milletin seçtiği milletvekilleri doğrudan anayasa yazacak ilk defa. Ve sizlerin isteklerine, sizlerin taleplerine, sizlerin özgürlük arayışlarına cevap veren bir anayasa olacak inşallah. Siyasette millet egemenliğini güçlendireceğiz. Söz ve karar sadece ve sadece milletindir. Sadece ve sadece Konyalılarındır. Nerede denilebileceğiz. Ekonomide Türkiye bir devrim yaşadı. 2001 yılını hepiniz hatırlarsınız. O yıllarda Türkiye'nin birkaç milyar dolar için nasıl kapı kapı borç aradığını, IMF'nin peşinde koştuğunu bilirsiniz. Bugün bırakın borç aramayı, borç arayanlara, derdi olanlara deva olabilecek kudrette bir Türk ekonomisi var. İnşallah önümüzdeki 12 yıl içinde, Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız. Ve bu ekonomik gelişmede en fazla payı tarım aldı. Son 8 yıl içinde tarıma 2,5 milyar Türk lirası, yani eski parayla 2,5 katrilyon yardım yaptık, destek verdi hükümetimiz. Bundan sonra bu desteği daha da artıracağız. Şu anda Türkiye tarımda dünyanın 7. büyük tarım ekonomisine sahip. Dünyanın 7.siyiz. Sizlerin emeğiyle, alın teriyle buralara geldik. Daha ilerlere gideceğiz. Meyveciliği, tarımı, hayvancılığı geliştireceğiz inşallah. Derbent daha müreffeh, daha güçlü olacak. Allah'ın bugün bereketi, rahmetiyle buraya geldik. Rahmetle. İnşallah sizin bereketinizle daha güçlü yerlere gideceğiz. Ve paramız değer kazandığı gibi itibarımız ve onurumuz da değer kazandı. Bir demokrasiyle, güçlü ekonomiyle, ekonomisiyle Türkiye dünyanın yükselen ülkesi olacak. Aynen atalarımızın bu Derbent'te